Değerli abonelerim merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı biber dolması yapacağız, pirinçli biber dolması yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz yarım kilo pirinç, 1 kilo dolmalık biber, 1 tutam dereotu, 1 tutam maydanoz, 1 tutam yaş nane, 4-5 tane kuru soğan, 1 adet limon, 1 tane taze soğan, 3 adet iri tarla domatesi, 1 çorba kaşığı salça, pul biber, tuz, karabiber ve nane, kuru nane. Şimdi isterseniz yapım aşamasına geçebiliriz. Biberlerimizin şu şekilde saplarını içine bastırarak çıkarıyoruz ve suyun içine atıyoruz. Bunlar biberler bitene kadar bunlara devam ediyoruz ama bu sapları atmıyoruz arkadaşlar. Bunlar bize lazım olacak sonra. Evet, şu şekilde bastırarak biberleri dağıtmadan şöyle elimizin baş parmağımızı içine bastırarak bakın dağılmadan çıkarıyoruz ve biberleri suyun içine atıyoruz. Arkadaşlar sonra bu suya biraz tuz atalım. Biberlerimizin içlerine de tuz ulaşsın. Aynı şekilde biberlerimiz bitene kadar işleme devam ediyoruz. Biberlerin orta boy alması önemli. Çok büyük boyları pek makbul olmaz. Evet arkadaşlar, biberlerimiz bitti. Tohumlu yerlerini alalım şu şekilde. Bunları biberlerimizi doldurduktan sonra tekrar kapayacağız. Niçin tohumları alıyoruz? Daha çok içine pirinç alsın diye. Hem de bu tohumlar hoş olmayacaktır biberin içinde, dolmanın içinde yani. Biberlerimiz bekledi 5 dakika tuzlu suda. Şimdi bunları bir süzgece çıkaralım. Biberlerimiz yıkandı. Tuzlu suda beklettik. Şimdi pirincimizi yıkayalım. Yıkayalım. Bir 5 dakika suda beklesin. Tuzlu suda biraz beklemesi lazım pirincimiz. Pirincimiz öyle 5-10 dakika beklesin tuzuyla beraber. Evet, pirincimiz bekledi. Şimdi yıkayabiliriz. Pirincimizin nişastası gidene kadar iyice yıkayalım. Artık pirincimiz beyazladı. Nişastası kalmadı. Şimdi burada süzmeye bırakalım. Hemen tavamızı ateşe koyalım. Altını yakalım. Yeteri kadar zeytinyağımızı ilave edelim. Hemen soğanlarımızı doğruyoruz. Soğanlarımızı tavaya ilave edelim. Soğanlar gördüğünüz gibi büyük, halka halka doğruyoruz. Küçük de doğrayabilirsiniz arzuya göre. Soğanlarımız ölüştü artık. Soğanımızı alabiliriz ateşten.
Şimdi buraya pirinç kavurmak için tenceremizi koyalım. Bir miktar zeytinyağı ilave edelim. Evet, biz bu arada domateslerimizin kabuklarını soyabiliriz. Bunlar bahçe domatesi olduğu için biraz çatlak matlak olabiliyor ama organiktir. Tarla domatestir. Bahçeden toplarken size videosunu çekmiştik, göstermiştik. O yüzden biraz yumuşak oluyor yani diğer domateslere göre. Yağımız kızdı. Pirinçimizi ilave edebiliriz. Pirincimiz kavrulsun. Pirincimiz kavrulurken biz maydanoz, taze nane ve dereotunu ince ince kıyabiliriz. Hazırlık olsun. Çünkü bunu dolmanın içine koyacağız. Yeşilliklerimiz de hazır. Taze soğanımızı da doğrayalım içine. Arzu ederseniz bir diş sarımsak da koyabilirsiniz. Bu tamamen arzuya bağlı. Yeşilliğimiz de hazır. Kırmaya devam edelim. Pirincimiz kavrulurken bir tarafta da 2 çay bardağı sıcak suyunuz hazır olsun. Çam fıstığını saymayı size unuttum. Sonradan çam fıstığı da ilave ettim ben buna. Evet, şimdi 2 su bardağı sıcak su ilave ediyoruz üzerine. Salçamızı ilave edelim. Kapağını kapatalım. Bir 10 dakika pilavımız dinlensin. Biz bu arada domateslerimizi küçük küçük doğrayalım. Domateslerimizi de doğradık. Pilavımız dinlendi. Şimdi domateslerimizi içine ilave ettik. Soğanımızı ilave ettik. Yeşilliğimizi ilave ediyoruz. En sonunda tuzumuzu, pul biberimizi, karabiberimizi ilave ediyoruz üzerine ve karıştırıyoruz. Evet, şimdi biberlerimizi doldurabiliriz. Bir kaşık yardımıyla biberlerimizi İçine basarak doldurup tencereye sıralayabiliriz. Biberlerimizi doldurduk. Şimdi şu şekilde saplarını üzerine koyalım. Bu şekilde saplarını koyarsak içindeki pirinçler dışarıya çıkmayacaktır. Tenceremize sıraladık.
biberlerimizi. Şimdi limonumuzu da limonları da şu şekilde üzerine atalım. Biber dolmamıza şöyle üzerine gelmeyecek şekilde aradan bir su bardağı daha sıcak su verelim. Ve ateşe kısık ateşte şöyle bir 20-25 dakika kadar yavaş yavaş kaynaması lazım. İçi pişik olduğu için çok çabuk olacaktır. Şöyle kapağını da kapatalım. Ve 20-25 dakika kısık ateşte biberlerimiz pişsin. İsteyen arkadaşlar arzu ederlerse tencere yerine fırın tepsisine de sıralayıp üzerine alüminyum folyo çekip fırında da yapabilirler. O zaman biberlerinizin üstü yanık gibi olacaktır. Yani eğer o görüntüyü istemezseniz bu şekilde tencerede de yapabilirsiniz. Şimdi bir 25 dakika sonra biberlerimize bakalım. Evet, süremiz doldu. Bakalım biber dolmalarımız ne halinde. Şu anda biber dolmalarımız pişmiş. Artık servise hazır hale gelmiş. Şuradan biz iki tane çıkaralım. Biber dolmalarımız pişti. Servis tabağımıza aldık. Şöyle ortasından bir keselim bakalım. Biber dolmamız nasıl? Evet. Gördüğünüz gibi içi de dışı da mis gibi pişmiş. Süper. İçi de çok güzel pişmiş. Dışı da güzel pişmiş. Gayet güzel. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bizi takipte kalınız. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.